Çekeceğiz bir vlog. Bir de toplu böyle. Yani farklı farklı povlardan çekeceğiz yani. Haydi. Bugün Beşiktaş Samsun spor maçını izliyoruz. Misafirlerim var. Görkem ne zamandan beri gelmiyor zaten onu biliyorsunuz. Görkem kardeşim bugün bizimle beraber. Emirhan kardeşimi de aslında biliyorsunuz. Instagram'da Emirhan Hazar. Emirhan Beşiktaş yanlış. Admini kendisi zaten tanınan birisi, takip edersiniz. Beşiktaş takip ediyor ya o ya. Sezona bu sene güzel bir başlangıç yaptık Galatasaray maçıya. 5-0'lık galibiyet. 5-0. Ya bırakın bu işleri ya. Bırakın bu kardeşim. 82 senede bir tane almışsın ya. Skor tahmini. Bir galibiyet oldu. 82 senede ya. Hayır. Utanmıyorum. 4 atarız ya. 4 atarız. Hala söyleniyor ya orada. Benim de içimden geçen spor tahmini bugün Beşiktaş 2, Samsun Spor 0 diyorum. Ya siktir git abi, nasıl oğlum, imkansız ya, imkansız ya. Gerçekten arada geliyorlar ya. Gerçekten arada geliyorlar ya. Arkadaşlar bir ufak yazılanma yapayım. Haftaya Allah nasip ederse Antalya maçında Stad'da olacağız. Stad çekimi olacak. Kutlamaya başladılar. Cengiz Hanbeller kanalında olacak. Bu kanalda Beşiktaş maçı yayınlanmayacak. Kutlamalar başladı. Neden yayınlanmadı falan demeyin. Nasipse de 1 Eylül'de Beşiktaş'a demiştik şarkı yapıyoruz, güzel bir marş yaptık diye. Onun da klip çekimi yine aynı gün olacak. Bu duyuruyu söyleyeyim. Videolarınızı beğeniyorsanız şey like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Zaten beraber olacağız. Bakalım. İnşallah Beşiktaş'ımız şampiyon olsun da şarkıda şey olmasın. Abi nasıl bir şarkı yapıyor acaba Kaan, sen biliyor musun? Ben dinledim, evet. Güzel abi. İyi mi? Yani ben de demosunu dinledim ama tuttuğu ekip filan böyle bayağı profesyonel, bayağı bir para vermiş. Video bu klip falanla mı gelecek? Aynen. Klip için tuttuğu ekip şu şey, Fenerbahçe'nin yeni bir marşı çıktı ya, sen çubuklu formalarını evet, onu evet. Çeken ekipmiş galiba, yapan ya da. Hadi bakalım. Hadi bak. Çünkü arkadaşlar Cengiz Hanbeller'in bu arada daha önceden şeyi var. Cengiz Hanbeller şarkı. Bak. Var yani böyle. Allah'ım bir şey bak. Ya. En iyisi diye, en iyisi ya olacak. Bu ne de? En iyisi olacak. Bu ne ya? Daha birinci maç. Daha yeni başlıyor. Adam şampiyonluktan bahsediyor. Biz bahsediyoruz. Ya biz bahsetmezken size kim oluyor? Ne oluyor size ya? Ya geçen senenin şampiyonu 5 atmıyor. Ya, ya 5 kanalı 82 sene de diyorum ya. Bugün iyi doları tutuyorum. İyi dolar. İyi dolar ne alaka? O Samsun spor. İyi dolar. Samsun nerede iyi dolar? Onlar da iyi dolar. Zeki yavru. İyi dolar Sivas değil miydi ya? Ben mi yanlış evet. Hatırlıyorum? Aferin oğlum. Abi bak durmayın onlara. Ne kadar saldırmayın orada. Abi be. Yok Galatasaray 5 atmışlar. Santuray'da 5 atacaklar. 6'da Aydan Paşa'dan sıra kalkıyor sabahı. İner gidersiniz. Kar 8 derece. Ha geliyor. Geldi koydu. Vallahi koydu. Vallahi koydu. Offside. 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 Görelim bakalım. Bir görelim bakalım. Bırak hadi. Yürü. Bir kere. Yusuf bakıyor. Bir görelim bu çok offside'lar. Çok offside. Offside. Abi orada. Offside. Senin gol pozisyonun yok. Adamın 2 tane 3 tane gol pozisyonu var şu anda. Bak 15 dakikada. Hadi oradan. Kaan bu sene şanslıyız. Niye biliyor musun? Mümtaz Reis bu sene geçen sene Fener'e yaptığı tamamıyla objektiflik dışı kararları bu sene Beşiktaş'a yapacak bence. Evet. Bence evet, bu evet, sene evet, tamamen Beşiktaş'a yapacak. Bence ama kırmızı da olsa da beyaz diyecek. Bakalım ne olacak. Bizim de sağa patates tarlası. Olimpiyat çıkardı da patates tarlası. Ne iş bizi oynamak istemedik orada. Niye oynattın? Ne yaptı ya? Vallahi olimpiyat. Yaz bakayım sarı kartı. Yapıştır bakayım sarı kartı. Heee aferin. Seslerin solukları kesildi karşı alkışlarını. Bir anda kesildiler. Bir gol olursa ilkten kesilirler. Üç kişiye savaş veriyorum burada tek başıma. Bor var orada.
Sivas'ın 4 tane gol pozisyonunu izliyorum. Şey Samsun'un. Jiroks'un peki Gio Hoca'nın offside taktiği hakkında ne düşünüyorsun? 3'te 3 tuttu offside taktiği. Bence bir fikrini merak ettim. Cevap verirsen sevinirim. Abi offside taktiği tutturabilene harika bir taktik. Ama mesela biz Jesus döneminde bundan abi, çok çektik. Taktiğini bundan çok çektik. Yani inanılmaz çektik iyi. Biz bundan yani. Hani ilk haftalar güzel gibi görünebilir gözü ama offside taktiği sürekli devam eden bir taktik olursa bir takımda, takımlar ona göre hazırlandığı zaman inanılmaz ters tepiyor. Öyle böyle değil yani. Mesela Rem maçı. Hatırlıyorsunuz Rem maçını. Donate'lere bakayım hemen bir dakika. Bakıyorum. Dediğim gibi çok iyi taktik. Yani eğer iyi uygulanırsa, hata yapılmazsa. Ama hata yapılırsa geri dönüşü olmayan bir taktik yani. Direkt bire bire kalıyor zaten adam. Öyle bir durumda. Bana sorun bana. Hemen bakıyorum donate'lere. Sonra videoya devam ediyoruz dostlar. Yine kalmışım gece bir başıma. Aksulu'yum 15 TL atmış. Hanımefendinin hesabı burada, atılmadılar. VIP lojaya alındılar hatta. Senin chatin deminden beri sövdü saydı senin gibi. Benim orada sövüp sayma gibi bir şeyim olmadı. Sadece eleştirdim. Eleştirmemin sebebi de İstanbul siktir git demesine ithafendi. Ya da burası Trabzon siktirin gidin her ağızdan çıkan sese dememdi. Ya, yanlış mı? Yanlış bu arada. Koruma altına alınmış olsa bile onun bile gerekli olduğunu düşünmüyorum Aksulüm. Sen niye bunu savunuyorsun haksız olduğun yerde? Onu da anlamış değilim. Bence haksızız evet deyip geçmen lazımken hani burada yapılanı savunuyormuşsun gibi gözüküyor şu anda. Birincisi İstanbul siktir git deniyor. İkincisi burası Trabzon siktirin gidin deniyor. Üçüncüsü de ne kadar VIP locaya aldılar desem bile orada Galatasaray forması giyen iki kişi zorla kaldırılıyor. Neden? Kendi güvenlikleri için. Bu kadar. Başka bir şey söylememe de gerek yok yani. Ama neredesin oğlum? Bu Sivas. Burnuma gol kokuları geliyor evlatları. Orta alanda gol kokusu burnuma gelmeye başladı. Hadi oğlum be. Yandan çıkın bakayım. Yan toptan böyle. Bak böyle. Açın. Zeki ve Hossi ikilisi. Öyle bir kafa koy ki kaleciyle de beraber top girsin içeriye. Ha, harika paslar Rafa Silva. Mustafa hoş geldin. Bizim FM'nin ebes sikildi. Rafa Silva. Amına koyayım ya diyor. Emirhan'da olacağını sanmıyorum. Bizim bir tane stoper almamız kesinlikle lazım. Kesinlikle. Bak 10 numara bir stoper almamız lazım. Böyle hangi parayla? Pepe ayarında. Anlıyorsunuz hangi ya. Parayla alınıyor bunlar ya? Hüseyin Yücel'de var. Ya Beşiktaş'ın var. Hüseyin Yücel'de var. Hüseyin Yücel'de var. Gördün mü? Ne kadar bir bikin var bu sene? Ya var baba sana. Nereden var? Ceza yersin o zaman ya Allah'ım. Yes, yes. Söyleyeyim Beşiktaş'ta bir büyük mü var? Olmaz olsun şampiyonluklar. Mümtaz amca yıkıldı. Tabii atamayan atarlar. Niye orta gol? 4 tane gol pozisyonuna girip bir tanesini atamaz. Atamayan atarlar. Alçaklarla kar yağıyor. Üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
Baba erken konuşuyorsun. Şu anda en hazır Beşiktaş ya. Ya oynatıyorum. Futbol yok. Ne olsun 5 dakikada be. Eğer oynuyorsan Allah'ım daha sonra hayatım boyunca konuşmam futboldan ya. Beşiktaş futbol mu oynuyor ya? Kim yetmeyin adamı? Türkiye'de futbolu mu? Sıra bakmayacak var. Türkiye'de futbol mutbol yok. Sadece daha futbolak var. Avrupa'ya gittiğinde kendine dökülüyorlar. Endur bu akşam 21'de İstanbul'da olacakmış. Endor şey mi? Erten Süzgün mü attı? Aynen. Bakayım. Aynen. Şer Endor bu akşam 20.55'te İstanbul'da olacak. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Dostlar bana ne? Sen o korkmasın onları kaç? 6 tane oldu. 6 tane. 4'te 6 oldu. Baba daha transfer gelecek. Kanun tokonar. Bunu geçerim. Hadi. Ben söyleyince kızıyorlar. Niye kızıyorsun? Ben kendi takım hazır değil diyorlar. Beşiktaş hazır değil. Fenerli Trabzon. Hiçbir hazır değil. Markola yerden çıkarttı. Olivier'in çap plaseyi yaptı. Savunmaya çarptı dışarı gitti. Bunlarda kabiliyet yok abi. Şimdi çek ulan çek. Allah'ın kazmaları. Şuraya bak ya. Hayret düşüyorsunuz ya. Hayda. Ruhumda kahretsin Allah'ın kalmasına be. Yedinci gol. Yedinci bak yedi tane. Yedinci gol. Ya sen nasıl Samsun gibi bir takımı bu kadar yedi tane gol pozisyonu nasıl çokarsın arkadaş ya? Sen onun hesabını verin ya. Bırak 2-0'ı ya. İlk kere Samsun Spor 0. Beşiktaş'ımız 2. 7-2. Mümtazlıyız genel olarak. Arkadaşlar sayın Beşiktaşlar kusura bakmayın. Bizim gözümüzde şu anda bu maç Mümtaz Reis'le birlikte 7-2. Ona göre oynayın abi. Ya ben tamam gol var ama. Daha ilk yarı dur bakalım. Daha ilk yarı. Ben şurada katılıyorum bak. Maç sonu ne olur bilemeyiz. 2-0 önde olmamıza rağmen oyununu hücum olarak. Drox Mami'ye bak söylesene bir Discord DM baksın. Mami burada mı? Arda söylesene o eşeğe. Beğendim. Savunma olarak çok kötüyüz. Burada katılıyorum. Ama ya şimdi... Ya adamın zaten orta saha diye bir şey yok Samsun'da. Bak bir dakika ben... Samsun'u öldür gibi gidiyorsun. Peki nasıl sokuyorsun onu 7 tane gol koyuyorsun? Tamam bak sana şurada katılıyorum. Sanki biz böyle anlatıyoruz da biz böyle Real Madrid'iz falan demiyoruz. Biz bu sene geçen seneden daha iyiyiz. Eksiklerimiz var. Tamam geçen bak, söylüyorum. Daha iyi olabilirsin. Siz kendinizi şampiyon ilan ettiniz bir maçtan ya. Şampiyon ilan etmiyoruz. Allah Allah. Daha sezonun bak bakma makara da yapıyorsunuz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından. Tamam. Galatasaray'da adayı, Fenerbahçe'de adayı her zaman gibi. Bu yalan yok şimdi. Ben anlatmaya çalıştım. 5-6 maç geçti. Geçen sezonki Beşiktaş. Ya 5-6 maç. 10 maçta zaten tamamı belli olacak. 10 maçta da. Ama 5-6 maç geçsin. Ben sana kesin söyleyeceğim. Bir tane orta saha aldık. Endur. Benim kendi görüşüm. Bir tane stoper almamız lazım. Sol bek almamız lazım. Kanat almamız lazım. Ben de diyorum ki federasyon bu işe el koysun diyorum. Ne? Galatasaray transfer yapamıyor. 1 milyonluk limiti kalmış. En fazla bak. Transfer limiti en fazla Türkiye'de olan takım Galatasaray. Nedenini söyleyeyim. Galatasaray alamıyor da sen nasıl alıyorsun? Nedenini söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Satmadan nasıl alıyorsun ya? Ya söyleyeyim bir dakika. Ya bırak da hiç alıyorsun. Icardi'ye bütün parayı Icardi'ye gömüyorsunuz. Hayır tamam. Maaşlarına gömüyorsunuz. Ya bu hayır boşver. Doğru ya doğru baba Allah maaşlarına, Allah. Maaşlarına hadi. Yıllar boyu nasıl transfer yapıyorsunuz? Beşiktaş şu anda. Beşiktaş da öyle yapıyor. Bak da diyorum Beşiktaş şu anda. Futbolcu satmadan hiç kimseye alamaz. İkinci yarı başladı. Yasak geldi bu arada Beşiktaşlılar. Kimse kusura bakmasın. Mümtaz Reis'ten onay almadan transfer yapamazsınız amına koyayım. Bu kadar. Yasaklandınız lan. Önce bu adamdan onay gelecek. Ondan sonra alacaksınız. Yok abi bu kadar. Endor. Kaan Endor'a yaz geri dönsün uçak. Yaz tamam, uçağa geri dönsün. Kalkmasın. İnemez abi o uçak oraya. İnemez Mümtaz Reis yasağı var. Oğlum niye kıyaslanmasın? Yan yana oynuyorlar bunlar. Allah Allah. Adamı forvet oyuncusuyla mı kıyaslıyorsun? Bak sizin anlamadığınız bir şey var. Senin oyuncun oynuyor. Fred hem oynuyor hem oynatıyor. Arada bakma. Fred. Türkiye'de hem oynayıp hem oynatan tek orta saha oyuncusu. Bitti bana anlatma. Bola, bolasıyla da nasıl geçiyor be? Nasıl geçiyor ya? Ulan Getson be. Ya Fred hem oynuyor hem oynatıyor da. Yok ki. Oynamıyor işte. Kendi oynamıyor yok. Kendi mi oynasa? 8 gol buldu. 2-2 yaptı. Çok iyi arkadaşlar.
Çok çektik Olimpiyat'ta. Yok ya al işte çekin. 9. 9 oldu. 9-2 biter. Bize göre bu maç şu an geldi. Bize göre bu maç 9-2. Kusura bakmayın arkadaşlar. Son 18 sezonda Hayır, atak, gol atıyor. Avrupa altın ayakkabı ödülünü alan tek oyuncu. O kazanana kadar son 11 sezonda Messi, Ronaldo ve Luis Suarez arasında Avrupa gol kuralı. Oğuz'um Nesir hakkında ne düşünüyorsun? Yarın maçtan bir ben izleyeyim onu. Ben çıplak gözle bir Nesir'i izleyeyim. Ayın 14'ünde bu kanalda görüşürüz. Ben sana bu cevabı o zaman vereceğim dostum. Bir çıplak gözle bir izleyeyim ben o Nesri'yi. 3 sene önce sadece 5 saniye. Çıplak izleyeceğim. Ben bu arada çıplak geliyorum Kaan, haberin olsun. Onu söyleyeyim. Çıplak geleceğim amına koyayım. Hadi var mı bir hadi şeyiniz? Çıplak izleyelim çıplak o zaman. Çıplak izleyeceğim amına koyayım. Aynen bir günlük gidiyorum. Maraton alttayım Doruk abi. Baba her boy pozisyonu %100 eline veriyor. Arkana gelin mi? Çıplak izlerken mi? Lord Dolphin abartmıyor musun ya? Evli barklı adamım ben. Fazla olmadı mı ya? Evli barklı adama söylediğin şeyler işi hoş değil abi bu arada. Eylem protesto gibi mi çıplak? Yok ben bayağı bildiğin keyfi çıplak. 10-12 oldu bu arada. Ben hemen oynamıyorum. Ya, 10-2. Siz holigansınız. Bana gitti. Ben bana gitti Galatasaray'ı. Ama holigan değilim. Siz holiganlık yapıyorsunuz. Çok doğru konuştu bu arada. Holiganlık gram yok. Mümtaz Reis'te. Ben bugüne kadar kaç senedir izliyoruz? Yok abi. Ben ucundan bile görmedim bu arada. Bu işi doğayını bu. Nasıl söylemiyorsunuz, nasıl söylettirmiyorsunuz kendinize? Ben Galatasaray'ı yerden yere buluyorum ya. Şansur'un hatasından, futbolcu hatasından oldu. İki golün ikisi de. İlk gol değil o. İkisi de. İlk gol harika bir tamam, gol. Tamam, güzel pas verdi araya. Araya. Baba, ne yapalım Ecehan ki baba sen var Allah Allah. Ya nereye yatıyorsun ya? Ulan Necip. Beraber ettirdin. Ya Mümtaz amca öyle bir futbol istiyor ki, diyor ki ya ben beğenmediğim pozisyonlar gol olmasın. Mesela offside var futbolda. Bir de o Mümtaz Reis kararı gibi bir şey olsun. O golü Mümtaz Reis beğenirse o gol olsun diyor yani, öyle diyor. Lord Dolphin seni engelliyorum dostum sapıklığından bu arada. Kendine iyi bak. Ya abi bir ölmeye gelemiyor lan. Dimata ya. Nani Dimata. Soner şimdi. Vuruş şunu. Mümsait. Burada kaçıncı gol? 12. gol oldu. 12. gol pozisyonu. Soner'in şutu. 12-2. Saydım bak. Kaç dakika olmuş? 90 dakika. Bu da 90 dakikada. 12'ye 2 yani. 12'ye 2. O zaman senin dediğine göre. 12'ye 2. Ya tabii bak bakalım. Bak. 12'ye 2 abi. Nereye buraya? Baba Allah aşkına onu atsa zaten biz de oynar adam. Aa da bu gol pozisyonu kardeşim ben onu bilmiyorum. 12-2. Ya 12-2 oldu. Oraya niye sokuyorsun onu o adamı? Senin adamın moralmış yalnız Alman. Ama moralmış. Moral. Ya Almanları sev, Almanları neyi seviyorsa Almanlar sattı bizi. Yok yok yok. İki yıl yaz ama işte sattı bizi ya adamlar. Aa çadır anne diyorum sen nereye götürme manyak. Çaklar. Adam ekonomi var Alman ekonomi. Bizi orada bile almıyorlar. Oğlum neden almıyorlar onu söyle bari. Niye almıyorlar? Rusya'da beraber şey yaptığın için, Rusya'ya tavır koymadığın için almıyorlar. Sebep bu. Tamam, sen de Almanlara koyalım, sen de onlara aldın. Gelmişler Almanya'ya ama aynen koyalım. Alıyorlar ama. Almasın bana bak. Almanya'daki Türkler bankalardan parasını çekse ekonomi krize girer. Bu kadar basit. Almanya'daki Türkler Türk Bankası'na koysunlar paralarını. Alman Bankası'ndan paralarını çeksinler. Bu kadar basit. Adamlar ellerini kaldırır. Nasıl çözdü ama iki saniyede olayları gördünüz mü? 2 saniyede 2 saniyede dünyaya nasıl yön verdi ama? Bize milliyetçilik falan yok, laf var bize. 3 4 5 harikasın lan. Oh, 26. pozisyon 26'ya 12 bitiyordu. Abi sen kendinizi kandırmayın. Samsun Spor 0 Beşiktaş 2 ilk yarı skoru aynı. 3 puan alıyoruz ilk maçta. 1-1 yapıyoruz. Mümtaz Reis şu anda ufak bir yorum alacağız. Ya ben yorumumu yaptım. Yorum. 10 kere konuşacak gibi ben yorumu yaptım. Ben 5 süresini oynadım futbolu beğenmedim. Fenerbahçe'yi de beğenmedim. Evet hazır değil. Hiçbir hazır değil. Daha sırayım.
Ya hiçbir hazır değilim hala. Ay bir dakika, Galatasaray'ı beğendin mi? Hayır, hiçbir hazır değil diyorum ya. Ha, onu da söyle ya. Evet Emirhan, genel olarak Beşiktaş'ı beğendin mi beğenmedin mi? Beğenmedim. Beğenmedim. Kesinlikle 4, en az 4 tane transfer şart. Stoper, sol bekin yediği yok. Orta saha bile kanat. Sen ne diyorsun Görkem? Oğlum Beşiktaşlar Svensson'u unuttu mu yoksa harbiden artık Svensson'a okey misiniz? Mesela bana göre hayır, sol bekten önce sağ bek lazım bu takıma. Hoca onay vermiş galiba biraz. Yani onay vermiş değil ama memnunmuş performansından. Ertan abi öyle yazmıştı galiba. Bakalım. Demek ki olmayacak herkes böyle konuşuyorsa. Beş sıfırdan sonra Beşiktaş'ı şampiyon ilan ettiniz. Bu futbollar eğer ki devam ederse, ilk transferde yapılmazsa Beşiktaş şampiyon falan olamaz. Özellikle stoper. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar like atmayı, evet, kanala abone olup destek vermeyi unutmayın. Diğer hafta Allah nasip ederse, yani önümüzdeki hafta Antalya ile oynadığımız maç stat'tayız inşallah. Cengiz Amberler kanalına gelecek. Son söz sen söyle. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Beş yapıyorlar bak size chat, gördünüz mü?